Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatuna es-sohbe hayrun fi cemiyah. Ve ne diya sultanul enbiya, ve ne diya sultanul evliya, ve ne diya ricalallah. Ya sahibel usul, ya sahibu zaman, medet, imdat, ya sahibe imdat. Ya mukaba, ya mucaba, ya mukaba, ya mudala. Medet ya evliyaullah. Mevlûd, alem meyrin de sıkıntarın kafta. Alem nam de sıkıntarın kafta. Alles Licht der Richtung. Alles Licht der Erde. Alles Licht der Himmel. Alles Licht Gottes. Nur wir uns erleuchten. May the seas, may the spiritual power of the seas support us. May the names of the spiritual power support us. May the prophets and saints support us. May the light kutsal, may all directions from all kutsal ilahi isimlerin, Allah'ın ismi güneyden, batıdan, doğudan bütün himmetler bizim ile olsun. Her şey bizim ile olsun. Her yaratılışın gücü, kuvveti, himmeti bizimle olsun. İnsan kuvvetsiz ve güçsüz yaratılmıştır. Ona güç ve kuvvet gerek. And where should we get that strength to survive, to live, and to move? Yoksa nasıl kımıldayacak insan? Ey Allah, senden geldik ve sana geri döneceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ilahe ve inne ileyhi racun. Senden geldik, sana döneceğiz. From you we come and to you we go back. Das ist ein Ozean, diese Ayet. Bu, bu ayet, bu kutsal ayet sonsuz bir okyanus gibidir. Sırların içinde olan bir okyanus gibidir. İnci tanelerine ulaşana kadar dalabilirsin. Diğeri diğerinden daha parlak. Kim dalabiliyorsa bunu yapmaya yapabilir. It's an ocean. That ayat, that verse of the Holy Quran, it's an ocean endless, and you can fish and fish and fish and fish endlessly, and eventually you will only not only get fish, but also get to the pearls, and you get more and more and more pearls, and more shiny and more glamorous pearls, and if you are a pearl diver, you can get that. You can get as many as you want. Allah der Herr sagt, alles braucht. Allah diyor ki, her şeyin bir, her şeye bir vesile gerek, bir aracı gerek. And Allah says everything needs a vesile, someone to help you communicate.
alles was kommt in die Existenz. Yaratılışa ne geliyorsa ein Grund, bir ihtiyaç pardon bir vesile gerek. Yoksa gelmez. Vesilesiz dünyaya hiçbir şey, hiçbir mahluk gelemez. Das Kind kommt in die Welt. Çocuk sebepsiz, vesilesiz dünyaya gelmez. The child doesn't come or comes into this world not without a reason, or doesn't come without a reason, but comes with a reason and with someone to help translate. Wer ist der Grund und Vermittler für das Kommen des Kindes? Çocuğun gelmesine vesile olan kimler? The medlar for the child to come. Die Mutter, der Vater, anası, babası, die Frau, der Mann. Erkek veya kadın. Ondan da bir sebep gerek. Ama size söylemeyeceğim. The mother, the father, the woman and the man, and they both, they all need a reason, but I won't tell you that. İnna lillahi ve inna ilahi. İnna illahi ve inna ilahi racun. Benden geldiniz ve bana döneceksiniz. Nasıl ondan geliyoruz ve nasıl ona geri döneceğiz? Sebepsiz ve aracı olmadan olmaz. Bir vesilesiz olmaz. From me you come and from to me you will go back. Or to me you will go back. But we always need a reason and there's always a matter. Someone who helps. Evlak, evlak. Levlak levlak lema halaktur eflak. Bu ne demektir? Arap nerede? Levlak levlak lema halaktur eflak. Levlak levlak lema halaktur eflak. Gut, also in Deutsch was ihr gesagt habt. Wenn du nicht wärst, oh mein Gott. Sen olmasan ey Habibim hiçbir şey yaratmazdım. Was ist er dann, der Geliebte? Sevilen Allah'ın Habibi kim? Ne? O bir vesile, sebep. Her mahlukun, yaratılışın sebebi o. Leflak ve levlak ve mahalak tu leflak. Ve sen Habibim, sen olmasan hiçbir şey yaratmazdın. Her şeyi senden sebep, senin yüzünden yarattım, senin için yarattım. And there's this holy verse which says, if it weren't for you, I wouldn't have created anything for my beloved. And it's because of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the reason for the Lord to create everything. And if it weren't for him, there wouldn't be anything. So if it weren't for the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nothing would have been created. So auch Sayyidina Muhammad, der Geliebte des Herrn, der meistgeliebte in seiner göttlichen Gegenwart ist erschaffen. Was war der Punkt für seine Erschaffung? En çok sevilen Allah'ın Habibi olan Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yaratıldı. Onun yaratılış sebebi neydi? Urgrund und Vermittler der Erschaffung. Des Erschaffens ist die Liebe. Aşk, sevgi. İlk ve tek sebep, yaratılışın sebebi. Liebe des Herrn zu seinem Geliebten hat seinen Geliebten erschaffen. Und seine Liebe, zu Liebe des Geliebten. Allah'ın Habibine olan sevgisi her şeyi yarattı. And because of the love his beloved, he created the beloved. And because of the beloved, he created everything. Also alles, was kommt, braucht einen Grund, einen Vermittler. Ne geliyor ise, so everything that comes, ne yaratılışa, ne geliyorsa
bir vesile lazım. Das ist hauptsächlich die Liebe. Ve bu bilhassa aşktır, sevgidir. In Liebe kommst du in die Existenz. Sevgiyle, aşk ile yaratılışa geliyorsun. Kainata geliyorsun. And out of love everything in existence comes into existence. Was denkst du, wer in Liebe kommt, wie sollte er dann wieder gehen? Sen ne zannediyorsun? Aşk ile, sevgi ile gelen kimse nasıl geri dönecek? Kim ki aşk ve sevgi ile geliyor ise o da aşk ve sevgi ile geri dönecektir. Ve bunu anlayan insanlar, o insanlar Allah'ın ilahi aşkı aramaktalar. Ve derler ki, biz ilahi aşkı, Allah'a olan aşkı, yani Allah'ın okyanus dolusu aşkına dalmak istiyorlar. Yani onların kalbine gelmiş ve onlar doğru düz anlamadan bunu kavramışlar veya kavramaya çalışmışlar. O hisse kapanmışlar ki aşk ile, sevgi ile geri dönmeye bakıyorlar. And most people understood that they came out of love and they're looking for a way to go back out of love, and they get inspired and they search for a reason to go back, and then they want to go back to the love of the Lord and to go back out of love for the Lord and to dive into the love. So wie die Schöpfung und Erschaffung böylece in the existence gekommen ist und wieder aus dieser vergänglichen Existenz wieder gehen wirst in eine Existenz, in eine andere Art von Existenz, in eine Existenz, was auf ewig ist. Ve böylece bir yaratılışa gitmekte çabalamaktalar. Sonsuz olan, hiç bitmeyen, ölüm olmayan bir yaratılışa gitmeyi arzularlar. Und alles, was kommt und geht, braucht einen Grund, zu kommen und wieder zu gehen. Und das muss, dieser Grund muss einen Sinn haben. And everything that comes and that goes needs a reason. And that reason needs also a purpose. Needs to have a sense. Ne gelip ve gidecek ise eine bir girizgah Einleitung. Ne gelecek ve gidecek ise bir vesile gerek. Bu sadece bir girizgahtır. Anlatacağımız şeyin bir başlangıcıdır. Anlamanız için. Yani her şeye bir vesile gerek. Ne olup bitiyorsa bir vesile gerek. Çocuk dünyaya geliyor. Ona. Onun babaya ve ana ihtiyacı var.
Çocuk bu dünyadan bir şey anlayabilmesi için kalıyor. Dünyada kalıyor. Yani dünyada anayla babayla kalıyor. Anayla babayla işi bittiği vakit öğretmen. Öğretmenden öğretmene. Çünkü bu dünyada bu dünyanın amacı öğrenmek ve devam gelmektir. The child needs the mother to come into this world and also the father. And to when it grows, at first it needs the mother to tell him or her what it needs to know, and then it needs the father. And then after that, it needs the teacher. But then it doesn't end. It goes on, the next teacher with another teacher, and that is what we are here supposed to be. We are here to learn. Schaut euch um. Etrafına da bir bakın. Bu dünyada nasıl devam gelebiliyorsunuz? Çocukluğunuzdan beri. Yetişkin kimse olana kadar. Okullar, dershaneler, üniversiteler. Eğer sınıfına geçemiyorsan, işine başarılı olamıyorsun. Olamıyorsan, kariyerinde başarılı olamıyorsan, sana bir vesile lazım ki devam edebilesin. And how do we, how does a child progress and get go on, goes on until it becomes an adult? It learns and learns, goes to one school, to another school. If the one school doesn't work, it goes to another school, and it needs someone to help, to support him in learning. Learning for a new job, learning for a new career, learning for new life. Eure gläubigen Menschen, niemand schafft es allein zu kommen und zu gehen. Ey insanlar, niemand schafft das allein. Hiç kimse tek başına ne devam gelebilir bu hayatta, ne geriye gidebilir. Herkese bir vesile gerek, elinden tutsun ki götürsün. And all you believers, bir aracı gerek. Someone to help us. We all need a reason to go on. We need a medlar. And we need someone to hold our hand and to help us get along, to go further bu materyal dünyada olmasa bile olmazsa bir aracıyla seni A'dan B'ye devam götüremiyorsa siz ne zannediyorsunuz? Manevi dünyadaki maneviyatı ne zannediyorsunuz? Yani dünyada bile her bir vesile gerekiyorsa manevi dünyada bazı divane, deli divane insanlar var. Diyorlar ki ben kendim şu makamdan bu makama, oradan buraya atlayıp zıplayıp uçabiliyorum. Bu dünyada böyleyken nasıl zannedersin maneviyatta başka türlü? Ben bu kitabı biliyorum, şu kitabı biliyorum. Şunu dinleyebiliyorum, bunu dinleyebiliyorum. Ve sonra tek başıma maneviyatta yürüyebilirim. Well, I can read that book and another book and yet another book and I can go that path alone on that spiritual path. So viele europäische, o kadar çok Avrupalı insanlar var ki maneviyatı arayan. Çünkü dünyevi hayattan bıkmışlar. Onlar başka şeye bakmaktalar, maneviyata bakmaktalar. Tadı daha hoş ve bitmeyen, sonsuz olan gerçek bir şeye bakmaktalar. And Europeans, most Europeans are fed up with the materialistic world, with materialism, and they are looking for spiritualism, spirituality. They are looking for another taste, the truth. Und sie fangen an, mit Lobe.
Onlar başlıyorlar. Pazarlara bakıyorlar, kışı pazarlara bakıyorlar. Oradaki kitaplar daha eski ve daha ilgi çeker. Hans'tan, Peter'den. Şu insanın veya bu insanın kitabı maneviyat üzere yazılmış. Kendi tecrübesini derviş olma yolunda, Tibet'e gitme yolunda, Himalaya'nın en tepesinde ve ben gongu çalmaya başardım. Bununla ilgili kitaplar yazanların kitaplarını almaya bakarlar. Why? Because the books are cheaper, older and more interesting. And maybe the author is a Hans or a Peter. And they read about the path to spirituality, path to Tibet, path to Himalaya, and to the top of Mount Everest. And they write about how they gonged the gong. Hast du den Buch gelesen von dieser Person? 40 Tage war sie da. Şunun veya bunun kitabını okudun mu? 40 gün oradaymış. 40 gün oradaymış. Dağın tepesinde. Ve sonra ışığı görmüş. John Bennett'in kitabını okudun mu? Kendi tecrübelerini yazıyor. Yani demek istediğimiz bu kitaplarla devam edebiliyor musunuz? Okuduysan hani iyi etmişsin. Yani ama peki şimdi nasıl devam edeceksin? John Bennett yok. Eğer o varsa bile seni nasıl devam getirecek? Yani maneviyatta nasıl gelişeceksin? The book by John Bennett. Well, does it do to you anything good? Because John Bennett, he's not with us anymore. And even if you were, what can he give you? In the beginning, it's good to read. It gives you a pre-taste of how what could come, but nothing else. Ich kann mich erinnern, als Kind. Ben çocukken hatırlıyorum o zamanlar birkaç Hollywood filmleri vardı siyah beyaz. Es ging ein Buch. Der Mann hat ein Buch geschrieben über das Fischen. Bir kitapla ilgili. Und dann hat man eingeladen. Bir adam. O filmde adamın bir kitap satıyordu. O kitabın mevzusu da balık ile. Movies were still black and white, or later were colored, and suddenly a black hair became blonde. There once was a man who wrote a book about fishing, and it became a bestseller. And people were inviting him to come, and then in one show he was asked to show his talent of fishing, and what he did, and he was flinging around the fishing rod and accidentally just fished himself. Which reminded us that he just wrote a book about fishing, but never fished himself. Du kannst doch gar nicht fischen. Yani adam balık tutmakla ilgili, balık tutmakla ilgili kitap yazmış, lakin kendisi balık tutamıyormuş. Sonra bunu sahneye davet ediyorlar ve diyorlar sen bize balık tutmayı göster bakayım. Göster demiş, kendini avlamış. Demişler sen balık tutamıyorsun ki. Ya demek ki benim de bir öğretmene, bir öndere ihtiyacım var ki ben de balık tutmayı öğreneyim. Sonra kendine nasıl balık tutarım diye bir öğretmen bulmuş. Nur über
wenn man ein Buch gelesen hat über das Elektrik, wie man ein Elektrik erlebt. Nasıl ki elektriği bir eve getirebilmek, tek başına yapamazsın. Kendine bir elektrikçi üstadı lazım. Kitap sana hiçbir şekilde yetmez. You can't just by reading a book about electricity and how the currents work, that you can just work with electricity like that. You need a master electrician to show you and or to do it yourself, because books only don't work. Der Mensch braucht nicht jemanden, der ihm etwas vorschreibt. Der Mensch braucht jemanden, der ihm etwas vorlegt. İnsanın kendine nasıl? The human doesn't need someone who tells them in words İnsana, what they need to know. İnsana cümleler ile kağıda yazıp söyleyene değil, insana söylediğini yaşayan gerek. Hazreti Musa Aleyhisselam bunda bütün roten meyer den kinder İsrail İsrailoğullarına Kızıldeniz'den geçirip kıyının güvenli tarafına geçirdiği vakit Allah tarafında Sinai Dağı'nda dağına Allah'tan tarafa çağrıldı ve orada bir halvete girmesi için Moses Aleyhisselam after the miracle of parting the Red Sea and when he brought the children of Israel to the safe coast he was called by his Lord to go into retreat on the Mount Sinai for 40 days. Und sagte, O Herr, ich kann dich hören, ich kann mit dir sprechen. Ja, Rabbi, seni duyabiliyorum. Darf ich dich auch sehen? Seni duyabiliyorum. Ve seni, sözlerini duyabiliyorum. I got the honor to hear you. Seni de görebilir miyim? But I also get the honor of seeing you. O Moses. Ey Musa, beni göremezsin. Und Moses über diese machtvolle, über das, diese machtvolle Hitab. Ja? Ansprache, als er das Wort hörte, Gottes. Ve bu kuvvetli hitabı duyduğu vakit bu hitabı duyduğu vakit elektrik çarpmış gibi düştü ve aslında öldü. Lakin Allah onu tekrar kaldırdı. Tekrar hayata çağırdı. And those few words were so powerful and full of might of the Lord's power that Moses fainted immediately. He passed out, but no, not passed out, he even passed into death. And the Lord gave him life again. In den heiligen Büchern, im Koran und vielleicht im Alten Testament, bütün kutsal kitaplarda, Kur'an-ı Kerim'de veya hatta eski kitaplarda yazılmış olabilir. Onun bu sesini duyduktan vakit bayıldığı veya öldüğü yazar. Aslında o kitabı duyduğu vakit öldüğü zaman ölmüştür ve bu kitaplarda yazmıyor. Onu tekrar kaldırdı ve canlandırdı. Ey Musa Aleyhisselam, niye düştün? And it is written in the holy books, in the holy Quran, and even maybe in the Old Testament, that once he heard those mighty four words, that he passed out, that he was fainting. But as we know, as we just heard, he fell into death, and Allah gave him a new life. And he asked that this is not written in those books, and he asked Moses, why did you come back?
Warum bist du umgefallen? I'm sorry. Why did you pass out? Oh Allah. Ja Allah. Weil ich etwas ben ölüp düştüm. Çünkü ben bir şey anladım. Çünkü ben şeriat ilmiyle anlamadığımı ve resmi kural ilmiyle anlamadığımı ve şimdi anladım. Ve bu büyük anlayış beni öldürdü. Ya Rabbim. I realized something when I did not just pass out but passed into death, that there is something that it goes beyond my understanding of Sharia, my understanding of the laws of your, of you, O Lord. It goes beyond it. That mighty full realization made me go. Ohne Zweifel gehörst du den fünf großen Propheten, die ein großes, hohes Wissen haben. Hiç şüphe yok ki ben bu dünyaya gönderilen beş büyük peygamberlerden birisiyim. Ellerine verilmiş bir kitapla gelen peygamberlerden birisiyim. Lakin bu anladığım ilimi kitaplarda görmedim ve bulmadım. Among all prophets who got great knowledge about creation, about this existence and about Sharia, and who also got the honor of bringing a book, but the realization I had just had is not written in any. Das ist ein Gespräch zwischen dem Herrn und seinem Diener. Bu Allah'ın ve kulu olan Musa Aleyhisselam'ın Allah'la olan konuşması. Bunu hiçbir kitapta bulamazsınız. Bu bizim bu sır Allah'tan Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den büyük şeyimize kadar ulaşmış. Sen neyi anladın Musa Aleyhisselam? Seni ölüm uykusuna uğran. Ya Rabbim, sana sordum ki seni görebilir miyim? Ve sen dedin ki beni göremezsin. Orada anladım. Oh my Lord, when you told me I had a realization that was so powerful, when you said you can't see me, I then realized that I saw it. Neyi anladın? Seni görememek imkansız değil. Seni görmek için bana bir vesile lazım. Ve bu anlayışa eriştiğim için ölüme düştüm. But not only me, not me myself can see you, but I need a vesile, I need someone to help me see you. Zu hören ist und zu sprechen ist, der ist ganz bestimmt auch zu sehen. Das ist doch logisch. Das ist logisch. Çok mantıklı. Kim duyuluyorsa, sesi duyuluyorsa illaki görünür de. O perdenin ardında bana konuşan bir şey olması gerek. O perdenin ardında bir şey bana konuşuyor. Ben de ondan konuşuyorum.
Yani bu perdenin arkasında birisi olması gerek. Sadece o perde açılması lazım. O zaman o kişiyi görebilir. Bunu anladım. It's just pure logic. If I can see, no, if I can hear, if I can hear someone and can talk to someone, then of course I can see that person as well. If there is a curtain and I talk to that curtain and I can listen to a voice that answers behind that curtain, then there must be someone behind that curtain that I can see. I just have to wait for the curtain to be opened. Und dass es jemand geben muss. Und dass ich nach dieser jemand suchen muss, der mir dieser Vorhang gefällt hat. Kimse gerek. Önce onu bulmam lazım ki bana bu perdeyi açsın. Bu anlayış mı seni öldürdü Musa Aleyhisselam? Bu anlayış tam olarak değil Rabbim. Bir şey daha var. And that made you pass out, Moses? Well, yeah, no, not really. Was ist dann, sag es Moses. Nee, Musa Aleyhisselam söyle. Dass ich über mich selbst, ich wüsste alles und muss nicht mehr wissen und es gibt keinen anderen, der mehr. Ben kendim hakkında düşünüyordum, benden daha iyi bilen birisi yok. Benim ilmimin sahibi kimse sahip olamaz. Benim bilgisini de biliyordum. Lakin öyle değilmiş. Bunu anladım. Burada birisi olması lazım ki ben daha çok, daha iyi bilmeli. Yani seni bana gösteren, gösterebilen kimseye, senin aramda olan perdeyi, seninle aramda olan perdeyi açabilen kimse. Seninle konuşabiliyorum, seninle duyabiliyorum. Lakin sana, senin yüzünü açabilecek birisi olması lazım. O kişi benden daha ilmi, daha benden daha yüce olması lazım. Ve benim kibrim ve kibirli olduğumu öğrendim ve bu beni öldürdü. That I need something, someone to make you see, to make, to go in the kingdom of heaven between me and you, to open that curtain so that I can see you. Plus, realizing my vanity in thinking that I'm the only one who knows everything, that made me faint. Oh, ey Rabbim, nereden bulabilirim onu? Söyle. Böyle başladı hikaye. Orada, dağın üzerinde. Onun öldüğü yerde. Orada başladı. Söyle Rabbim, bunu nerede bulabilirim? Aracıyı. Vesile olan, açabilen, perdeyi kaldırabilen kimseyi nereden bulabilirim? Show me, tell me, where can I find that person to mediate between you and me? And that's actually how it all started. After he passed out, after hearing the answer of no, you can't see, that he asked for someone to mediate between him and the Lord, to open the curtain, to show him the face of the Lord. Ich will nämlich nicht mehr dich hören und dich sprechen. Ich will auch dich sehen. Ben sadece seni görmek, ben sadece seni duymak ve seninle konuşmak istemiyorum.
Ben seni görmek de istiyorum. Ama bu zirveye ulaşamam. O ipsiz, o vesilesiz buna ulaşamam. Onlar da olabilir. Ort, wo ein Meer ist und wo ein Fisch. Nimm dein Sklave oder dein Freund oder dein Adoptivsohn mit. Wer das auch ist, Joshua. Joshua. Dein Lehrig. Bir denizin hem balıkçının balıkların olduğu bir yere git. Ve yanına çocuğunu veya yardımcını veya hizmetkarını veya köyün yanına al. Kim de o? Yaşıyor mu? Ve yola koyul. Before I get to the top. But seeing you, I need someone to meddle, someone to mediate between. I need a rope to hold on to that gets me up to that top. And the Lord said, well, go to a mountain, to a certain place, I'm going to tell you, where there's a sea and where there's a fish. And you may take or your brother or your son with you, Joshua, and you go there. Ey insanlar, büyük bir peygamber, Musa aleyhisselam, 5 büyük peygamberlerden, 124 bin peygamberlerden, 5 büyük peygamberden birisi, eline kitabı düşen kimse, ona bile bir vesile gerekti, bir öğretmen gerekti. Bir yol gösteren rehber ol gerekti. Bir şeyh gerekti. Onun elinde kitabı olmasına rağmen, lakin kitabın manasını bilmiyordu. Kitabın denizini görüyordu, lakin denizin içerisindeki inci tanelerini bilmiyordu. Önce onun içerisine dalmak için, dalmayı öğrenmek için ona o denizin içerisinde dalma öğreten bir öğretmen lazım. Among all 124,000 prophets that came, and he is also one of the prophets who got a book to come with. Like 100,000 prophets didn't come even with a book, and he suddenly he needed a master, someone to tell him, a guide, a sheikh. Because he could see the sea, the ocean, but had no idea how to dive into that. And for that, he needed a master diver, to teach him to get the curves. Er musste nach dem Tauchermeister suchen, sein Sheikh. Und wer war der Sheikh? Dalmayı bilen bir üstada, üstada araması lazım. Kimdi bu? Ve bu kimse Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeyhi, bizim altın silsilemizin 10. büyük Sultan-ı Evliya Abu Abbas Hazreti Aleyhisselam oldu. Grand Sheikh of Unactivated Order. Ohne, dass ihn getroffen hätte und von ihm gelernt hätte, hätte Moses nie es geschafft, Allah zu sehen. Allah bekam zu sehen durch diesen Sheikh. O şeyhsiz Hızır Aleyhisselam'a rastlamadan hiçbir şekilde Allah'ı görmeye izin olmazdı. Allah'ı görme ona nasip oldu o şeyh sayesinde. Niemand Qualität ist und Sekretär sein möchte, muss
Urteile, Welten und Geheimnisse. Kimse manevi olmak isteyen, maneviyata dalmak isteyen, manevi dünyalara girmek isteyen, hiç kimse bir vesilesiz bu başaramaz, bir şeysiz. O büyük peygamber bile şeysiz Allah'ın huzuruna çıkamadı. Yani bir şişe cam şişeyi açmak isteyip kola açmak istersen bile o şişeyi açacak bir açacak lazım. You can't go that alone, because even a prophet needed someone, needed a guide, needed an opener of the curtains, needed an opener. O peygambere bile o perdeleri açan bir vesile gerek. Ondan geldik. İnna illahi inna illahi raciun. Leflak ha leflak lema halaktı leflak. Dein Dasein gibt es kein anderes Dasein. Ich habe alles anderes Dasein für dein Dasein erschaffen, o Allah. O Muhammed, sagt er. From him we come and we come. Onun o olmasa leflak ha leflak leflak lema halaktı leflak. Without you, O my beloved, nothing I would have created around you so that you could exist. Help you. That's the meaning of those two verses. That's what he learned. Wie finden wir doch durch einen Grundvermittler gekommen? Bir vesile, bir aracı ile bir şekilde geldik. Bizim elimizde değildi. Ama biz nasıl ona döneceğiz? Bizim aracımız kim olacak? Ya şeyh, bir manevi üstad, bir manevi perde açıcı, bir manevi rehber, Allah'ın dostu olan veyahut da ölüm. Ona döneceksin. Kimin, hangi aracının eliyle dönmek istersin? So the first reason, the first mediator, we got that straight out. We got that handed out. We came here through birth. But the way we go back, the mediator, there are two mediators in the way we can go back. One is the sheikh. One is the guide on this path, the spiritual guide, the spiritual leader to bring you back. Or death. Was sagt man über Sufismus? Man fragt uns, was ist Sufismus? Sufismus bedeutet. Sufismus bedeutet, ne dersin? Sufismus ne demek? Ölmeden ölmek demek. Das bedeutet, Allah wieder zurück zu finden. Allah'a geri bulmak. Bir şeyhin elinden Allah'ı dönmek. Allah'a dönmek vesile olan şey. Yani Azrail'in eri değmeden ölmek. Bu bir sır. What is Sufism? And we tell them that. Sufism means to die before you die. That you have a mediator, your sheikh, a saint, a holy person to help you go die before you die without the hand of the death angel. Eine zurückgehende muss sein. Du bist auf laufendem Band. Aber durch welche Vermittlung? Durch welche Art von Vermittlung? Entweder sterben oder gestorben ist. Ja, ölmeden öleceksin. Bir evliyanın eliyle. Durch den Tod. Ya da ölümle öleceksin. Ohne dass er dich sterben lassen hat. Durch eine spirituelle Führung. Tabii ki bir manevi rehberiyle ölmek daha iyidir. Çünkü o seni cennetin kapısına kadar kaldırıyor, götürüyor.
once we realize that we can choose whether we want to die before we die or die with death, or if you want to die before dying, means that we need a sheikh, a guide, a saint that like guides us through death so that we die without even actually dying. Der Sheikh unterschreibt, muss unterschreiben. Er ist tot in meiner Hand. Von Allah. Niemand kann nicht ohne den Sheikh zu gehen, zu sehen. Ich habe sein Todesurteil unterschrieben. Du lebst noch, aber er hat dein Todesurteil. Şey, senin ölüm fermanını çekiyor. O Allah. Ist er tot, fragt er. Ja, dann öffnet die Schleier. Wobei stehst du ganz lebendig da. Şey, senin ölüm fermanını veriyor ve seni öldü gibi Allah'ın huzuruna çıkartıyor ve Allah soruyor, öldü mü? Şey diyor ki, evet öldü. O vakit senin önündeki bütün perdeler kalkıyor. Lakin sen orada capcanlısın. Sen kendini teslim ettin. O bir ölü gibi teslim ettin kendini. Acı çektin o kadar çok. Ve bu seni öldüğü gibi yaptı. And how does it work? The sheikh will sign. Sign that yes, he is dead. He is dead in my yani sen ölmeden ölmüşsün. Allah da seni mükafatlandırıyor ve perdeleri kaldırıyor. Because only by going through death the Lord will show himself, but he will go, he will get to the Lord. And he said, and the Lord said, he is dead? He said, yes, he is dead. He is dead in my hands. Well then, lift all curtains that separate us, and he will see the Lord. And you're standing there, just, yeah, I'm still alive, but I went through 1,000 deaths that were done by the sheikh. And that is the education by the sheikh. Warum muss man sterben? Man muss mal ergeben halten, dass man ergeben halten gesagt wird. Na denn, ölmemiz gerek. Ohne sich ergeben schon. Teslim olmanın bir sembolüdür. Kim ki teslim olmazsa Allah'ın huzuruna çıkamaz. Ama kim ki kendini Azrail gelmeden, kendini ölüme teslim eder ise, yani ölmeden ölürse, yaşamak yaşam zamanında Allah'ı görme şerefine nail olur. To be educated by a sheikh means to surrender. To surrender yourself completely to a sheikh. Because that will eventually get you to the Lord. And that is what we learn. So that's why you have to die before you die. Es ist eine Schande, in der Hand des Todesengels zu sterben. Ölüm meleğin elinde ölmek iyi bir şey değildir. O bu kimseye bir şeref vermez. Çünkü o elinde. It's such a shame, it's such a pity to die in the hand or to die with the hand of the death angel because he comes to the wicked. Muzraf ile gelecek. You're not dead yet, or then just keep you along. Er kommt mit seiner Peitsche. Schak, schak, schak. Was steht da? Tot. O mızrağıyla gelecek ve vuracak, seni öldürecek ve seni öldürecek. Ve bunu herkes de yapacak. Onun şerefi yok. And the death angel comes with his whip and does chak chak chak. And you've got a Z on it. It's like zero, you're now zero because my name is Solo and I come past to you with a whip and do a Z on you. Now you're dead. Oh ja, Leute. Hey, insanlar. Die auf dem Weg seid zu ihrem Herrn.
Allah'a olan yolda olanlar. Ölmeden Allah'ınızı görmeyi deneyin. Ve bunu bir vesileyle, daha iyi bir elden, bir vesileyle, Allah'ın dostluğu ile, onun vesilesiyle görmeye çalışın. Ve onun kafasında tümör olsa bile kabul edin. All you people that you're on your path to the Lord, try before you get to Him, try to see Him before you get to Him eventually. Try to see Him while you are still alive. How? By being through the hands of a sheikh, of a friend of the Lord. And even may he wear a turban. Just follow him. He will. He's got the better hands. Ergebe dich frei, will ich das gibt dir eine Ehre. Kendiliğinden serbest, kendiliğinden. Kendine teslim olmaya bak. Bu sana büyük bir şeref verir. Zorlan, teslim olana şeref verilmez. That doesn't give you anything but just shame. Ihr Vater Pasha schon erkannt hat und sich ergeben hat und gesagt hat, I am zero. Da kommt keine Pasha. Um das zu bestätigen, das macht der Chef. Ist ein Nichts. So ist ein Nichts. So. Before the whip of death slashes you, and you're already dead, already surrendered, before you even got death angel's Z on your body, then you actually, and the sheikh signed it with zero, then you made it. Die freiwillig durch eine Hand des Vermittlers sich ergeben haben und ihren Herrn zu sehen bekommen haben, der vor sie gestorben sind, deren Reber kim ki kendini Allah'a teslim edenler, onların mezarlıklarını açabilirsiniz, bakabilirsiniz, onlar cephacanlı orada yatıyorlar. Onların mezarlıkları hep ziyaretçilere doludur, canlıdır. To catch a glimpse of a light that they have. Die meisten Milliarden von Menschen, die aber durch die Hand des Todesengels. Milyonlarca insanlar, normal ölen insanlar. Onları kimse tanımıyor. Onlar kimse tanımıyor, onları kimse bilmiyor. Onlar yok. Onlar hakikatten yoklar. They actually became nothing. They actually became zero, and nobody reminds them. Nobody remembers them. Şeyh, was mit den Pharaonen? Die sind ja auch besucht. Die waren auch. Şeyh, Firavunlar. Onlar ne var? Well, Şeyh, onlar da ziyaret ediyorlar. They're still being visited, but well, yes, they are mummies. Mumyalı olmuşlar, onlar da ziyaret ediyorlar. Onlara ziyarete gittiğimiz vakit onlar sadece bir ilgi kaynağı, saygı göstermeden gidiyorsun, bakıyorsun. İnsanlar sadece meraklığından onlara gidiyorlar, bakıyorlar. Ve insanlar bakıyorlar ve zevk alıyorlar. Kokuyor gerçi biraz. Lakin bu kadar çok kendini tutmuş. Ama kim ki öyle bir mumya gören kimse sonradan çok ilginç bir şekilde ölmüşler.
And people only come up to a mummy to be out of curiosity, and they say, well, it's really interesting, but it kind of stinks. Well, let's just move along a bit, because I've heard that once you saw a mummy, you're going to be cursed, and you're going to die under unknown circumstances. Lanetlenmiş. Mesela bana gitmeyin. Kutsal olan, kutsal olan makamlara gidin. Sizlere rahmet ve ışık veren makamlara gidin. Hiçbir arşeolog bir mumyaya, hiçbir arşeolog bir mumyaya ağlamaya çalışan hiçbir arşeolog normal bir şekilde ölmemiştir. Çok ilginç bir şekilde ölmüştür. Çünkü onlar lanetlidir. Onlar kendilerini ilah ilan etmiş ve kendilerini sonsuza kadar tutmak için mumya yapmışlar ve bu lanetli. And those graves are cursed because those in them, they try to be, they claim to be half gods or even gods, and try to preserve themselves by becoming a mummy, and that's not good. That's a curse. Da stehen die Heiligen vor die Mumien und fragen, wie geht's? Avliyalar o mumyalara soruyorlar. Ne? Mumya nasılsın, iyi misin? Söyle bakayım. Mumya sonra diyor ki hiç iyi değilim, şey hiç iyi değilim. Allah bizi daha iyi yanına eş versin. Ve sonumuz iyi olsun. Ve vesilemiz iyi olsun inşallah. Gelecekle ilgili iyi vesileler nasip etsin. Allahu